Her yerden rakamlar geçiyor. Bir sıcak nöbetler basıyor, bir soğuk nöbet basıyor. Bu raporu bugün 4'e kadar da yetiştirmem lazım. Bankamızın reisi olacak Elif bugün gelecek, bankanın başını ve geleceği dolu rapor sunacak. Raporu yazmak kime düştü? Bana düştü tabii ki ne? Elif'i vekil falan zannedersin ha? O kitabı bir yol gibi kaldırmak için öyle şahin ayına dikte ettiktisin. Ben burada mali vaziyeti kurtarmak için eşek gibi çalışayım. Ne hayat be, ne hayat! Tabii bugün gelecek delegeyi eğer alt etmeyi başarırsa bana bir ödül verecek. Evet, bir altın madalyayla tam 300 rupeden para ödülü verecek. Yani inşallah verecek. Helali vermesin. Helali vermesin. Ya o senin herifin tekiyim ben. Mazur lan. Taş üstünde taş bırakmam. Hayır efendim. Sağ ol. Çok duygular. Emin olun. Bu hediyeyi ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Evet. Adın Şipacık kadar kesin. Dostum Kuzman Nikolayevic. Nasılsın bakalım? Andrey Andreyevic. Efendim bankamızın 15. yılını kutladığımız şu günde sizi tebrik eder ve ümit ederim ki efendim güzel... Sağ ol, sağ ol. Gel bu kutsal günde es kışıp beni müzik kutlayalım. Sana bankamıza göstermiş olduğun bu başarılı iş yazmak için teşekkür ederim. Sağ ol efendim. Evet, oturabilirsin. Bu rapor yani senin deminde yazarak nasıl gidiyor? Efendim kafi derecede 5-6 sayfa falan kaldı. Güzel güzel. Peki saat 4'e geçiyor musun? Efendim bana bir iletişim kadarından bir de geçecektir. Olar üzülüyor, olar üzülüyor. Adım Şipacık kadar kesin. Biliyorsunuz bu yasa daha özel önem veriyor. Burada benim ekonomi notları var yazılı. Ver bir kontrol edeyim. Pardon efendim. Heyecanlan, heyecan. Ver. Efendim. Buyurun. Dün gece yine bu tarzı. Sabah kadar oradan oraya koşturmakla geçti. Sonra da bu görkemli kutlama. Bu insan seni. İnsan yoruluyor. Ha sahi. Sabahleyin eşiniz ölüm geçti. Sizden yine bir şikayet edin. Dün gece eşinizi ve onun kız kardeşini koskocaman bir ekmek bıçağıyla kovalamışsınız. Dostum derdiniz. Andrey Andreyevic. Efendim sizden rica edeceğim. Bankamızın şu yıl dönümünün yüzü sürmekine ve benim burada eşek gibi tanıtmamın hatırı için efendim rica ediyorum benim ailevi meselelerime karışmayın. Ah dostum, nasıl bir insansın anlayamadım bir türlü. Kuşkusuz, saygıdeğer bir insansın ama kadınlar öyle katılıp da kovalamanı bir yere oturtamıyor. Yani kadınlardan yana bu kadar kötü düşünmenin bir sebep veriyorum. Efendim af buyurun ama ben de kadınlardan yana iyi bir sebep görüyorum. İyi bir şey sebep diyorum, düşünmüyorum. Konuşamadım efendim. Neyse, neyse saklanıyorsun. Sevmiyorum kadınlar, biliyorsunuz. Tamam, tamam. Biliyorsun, memurlar az önce bana bir plaket armağan ettiler. Öyle sanıyorum ki birazdan bir delege gelecek ve bir konuşma yapacak. Bir de gümüş, kupa sunacak.
bak dostumuzun çalışmalarını engelliyorsun. Artık eve git. Ben akşam senden tüm bunları ayrıntısıyla dinlerim. Zararı kaldırma. İsterse o da dinlesin. Hemen bir dakikada anlatıp geleceğim. Sergen Sabri'nin istasyonunda karşıladım. Yanında bir başka genç adam daha vardı. Vergi müfettişi ya da onun gibi bir şey galiba. Sergen Sabri beni onunla tanıştırdı. Birlikte istasyondan ayrıldık. Hava olağanüstü güzeldi. Çekil elimizden. Tamam söyle bakalım ne istiyorsun? Ben Zayı müdafaasını
Ya bana bak, senin şu omuzların üstündeki kan bana, yoksa başkan seni. Başıma gelenlere vermeye hakkım yok mu yani? Benim başkasının parası ilgilenmiyor ki, yalnız kendi para. Bana bak, bak tekrar soruyorum. Senin şu omuzların üstündeki kafamı, Allah'ım ben kime laf anlamaya çalışıyorum. Bana bak, lütfen gel. Ne diyorsun lan sen? Bayrı da olacak. Ya lan, senin şu omuzların üstündeki kafam ama değil. Beni korkutamazsın sen. Tehlikeli. Ya bak, elim ayağıma dolaştı.
rahatlık verici olduğunu, kendi gözlerimizle görürüz. Kuruluşumuzun ilk yıllarında ana paramızın azlığı, işlerin ağır gidişi, amacımızın kesin olmayışı hepimizin şu Hamlet'in ünlü sözün aklına geliyordu. Yaşamak mı yoksa ölmek mi? Kötümserler pes etmemizi, bankayı kapatmamızı söylüyorlardı. Derken başkanlar siz, evet başkanım siz geldiniz. Derin bilginiz, bitmek tükenmek bilmeyen çabalarınız ve eşsiz yöntemleriniz bizi sürekliden bir başarıya, sürekli bir yükselişe ulaştırdı. Bankamızın her başladığı bir ünlü... Bankamızın ünlüyü öyle bir aşamaya getirdiniz ki bugün kuruluşumuz ülkemizdeki herhangi bir bankayla aynı çizgiye... Ben daha sonra gideyim İngilizce. İyi çalışmalar.